Efendim malumunuz pandemiden dolayı okullarda eğitim bir süre online olarak yapıldı. Hala yapılmaya devam ediyor ama kısım kısım da açıldı ve öğrenciler okula geri dönmeye başladılar. Altyapıdan arkadaşlarımız da bununla ilgili bir skeç yazmışlar. Tuzaktan eğitim geliyor. Cansu, Beste ve Ozan yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Beni özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Ya kapat, tamam olmuyor, kapat. Ya istemiyorum ben, kapat. Ya sosyal mesafeli bu kadar oluyor Ahmet. Ya olmadı, istemiyorum ben ya sosyal mesafeli. Ben okula gelmek istemiyorum ya. Milli Eğitim bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. Ya öyle demesene, herkes birbirini çok özledi, iyi oldu işte. Benim adıma konuşmalar yapma lan. Günaydın. Sizi çok özledim gerizekalılar. Ana. Abla camını sileyim mi? Ya. Cam aç, ses gelmiyor, cam aç. Ya abla camını sileyim, bak şunu da sileyim, bir kere kullandım. Git. Ya sıkma şunu sineklercik bir. Günaydın. Ne yapıyorsun? Tık tık tık. Kaynakçı. Ne yapıyorsun? Ha? Ulan Toygar var ya, seni bile özledim lan. Harbi mi lan? Vallahi o bir... kadar da değil lan. Oğlum ayıp olmasın diye söylüyorum. Vallahi. E oğlum ben duyuyorum ya bunları. Burada mikrofonu kapatamıyorduk deme lan. Ya. Ya annem öğretmen olmasına rağmen internetten dersi kaynattım ben ya. Beni niye içinize almıyorsunuz? Belki içimiz almıyor. Allah bizi şaka. Gerçek değil mi? Gerçek. Ben hepinizi çok özledim. Özellikle de Ahmet'i. Lan sen beni özleme. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir Bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbondioksitin olayım, sal beni ya, istemiyorum. Sen bayağı kimya biliyorsun. He biliyorum. Biliyor cahil ya. Ya Gülün artık kırklandın, yeter kızım ya. Ya ama tamam son cilayı da atayım, bitiyor. Ha? Ahmet. Ne var lan? Bana bak lan. He. Malları getirdin mi? Getirdim. Vallahi mi? Birinci kalite var. Süpersin lan sen. Çekte ne istiyorsan bir tane. Yok kanki, sana güveniyorum. Okuldakilere 5 liradan okuturuz biz. Kişiye özel, kopyalı da yapıyorum. Sen var ya büyük şerefsizsin kanka. Yemin ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar hoca görürse disipline yollar ha. Sen annene bir şey söylemezsen hoca da görmemiş olur kardeşim. Annemine karışır. Lan yok, kimsenin ruhu duymaz, bir şey olmaz Allah ya. Allah. Yok da lan. Anası geldi lan. Açıl. Ya hocam ne oluyor ya? Kızım 1,5 metre sosyal mesafe olması lazım aranızda. Hocam hazır şu metre 50'deyken bir boyunuzu ölçseniz, iddiaya girdik. Ben 1,50 diyorum. Handikaplı mı lan? Gibi bu öyle. Zevzekler kalkın, kalk ayağa. Niye hala çenede o maskeler? Hocam skeç değil, seyirci ne dediğimizi anlamaz. Biz de biliyoruz takmayı yoksa. Doğru. Heh. Tamam çıkarın. Sağ ol. Ama normalde okullarda maskelerimizi hiç çıkarmıyoruz. Kimle konuşuyor la bu? Delirdi herhalde, ne bileyim. Anne iyi misin? Anne değil, öğretmenim diyeceksin oğlum. Oğlum değil, öğrencim diyeceksin anne. Ama hala anne diyorsun oğlum. Oğlum dediğin için anne diyorum ben. Akşam evde yaprak sarması var. Neli? Bunlar baga girdi, elleşme ders kaynasın, boş ver. Sen ne dedin Ahmet? Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Oğlum. Güzel oğlum, ne canlı dersi? Okuldayız ya. Evet oğlum. Artık yeni süreçte derslerimize yüz yüze işleyeceğiz. Ay yaşasın okul. Hadi ya. Ya ama oğlum iyi de ben çok kapıldım. Çocuklar, mesafe kurallarına uymamız gerekli. Birazcık sıralarınızı açın. Ahmet, ya ben senden ayrılmak istemiyorum. Bak sakın bana 1,5 metreden fazla yaklaşma, seni CİMER'e şikayet ederim bak. Doğru yapar. Ya çocuklar bakın bana. Teneffüste çok dikkat ediyorsunuz. Yüz yüze gelmek yasak. Hocam biz oyun oynuyoruz, oyun da mı oynayamayacağız? Uzun eşek oynarız lan. He. Çocuğum yüz yüze gelmek yasak dedim ya. Uzun eşek de yüz yüze mi geliyordun? Doğru, birbirinizin yüzüne bakamayacak hale geliyorsunuz. Öğretmenim. Uzaktan eğitimde olduğumuz sınavları okudunuz mu? Teşekkürler. Okudum Gülüncüm, okudum. Siz uzaktan eğitim yerine eğitimden uzaklaşmışsınız çocuğum. O nasıl oluyor hocam? Kalk öğreteyim ben sana nasıl oluyor. Soru soran neymiş kalk, ya? Ne şey soru sordum lan, kalk. Bir şey demesen kalk. Alper. Bu cevaplar ne oğlum? 7 meşaleciler nasıl toplanmıştım çocuğum?
İnternetten toplanmıştır hocam. 7 kişi bir araya gelirse parti yapıyorlar diye ceza yerler bu dönemde. Yerler. Doğru. O dönemle bu dönem bir mi? Otur. Ben ne bileyim dönemi hangi dönemdeydim Eşadiciğim. Zeynep kalk. Sana da aferin kızım. Sağ olun hocam, teşekkürler. Ben derste kaç defa dahi anlamına gelen de ayrı yazılır diye anlattım. Sen korkudan ne kadar D varsa hepsini ayırmışsın çocuk. Hayır, dede yazarken bile D yazmışsın. Benim dedem dahi hocam. Doğru. Bunun dedesi de başımıza Pierre Curie oldu ya. O kim lan? Nobel ödülü alan fizikçi. E sen bayağı fizik de biliyorsun. Biliyorum. Cahil ya, nereden bilsin ya? O dahi mi? Şimdi de bunların mı arkasına sığınıyorsunuz siz? Hocam ben hiçbir şeyin arkasına sığınmıyorum. Yine şerefimle 2 aldım değil mi? 0 aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya. Çocuk, adına yazana puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Mantıklı lan. Hayır, hakkın geçmesin diye topladım, 40 ediyor. Yine kalıyorsun. 5 tane daha yazacaktım, bilemedim. Hocam benim kafam matematiğe basmıyor. Çocuk, edebiyat dersindeyiz ya. İşte düşünün, öyle basmıyor. Bu çocuk da her dersi matematik sanayi. Sanayi ya oğlum hani. Marina, ben çıkışta konuşacağım. Ahmet, ama beni çok şaşırttın. Hangi konuda şaşırtmış olabilirim hocam ben sizi? Değil mi? Tarihte en yüksek notu Ahmet almış. Bravo kanki. Aa, helal olsun. İlgimi çeken konu olunca çalışıyorum ya. Neymiş o konu? Sanayi devrimi. Gülünecek bir şey varsa söyleyin, hep beraber gülelim. Ağlanacak halinize giriyorsunuz. Hayır, ben dersimi anlatıp çıkarım çünkü bunlar bana lazım değil. Arka taraf sessiz ol. Oğlum, konuşmasana arkadaşınla. Sen kızım kendine evde olsaydın evde. Çöp atmak yasak diyorum, çöpleri yere atıyorsunuz, sonra da almıyorsunuz. Sen evde de çöpünü yere mi atıyorsun? Toygar, sessiz olur musun lütfen? Kendine gelin az ama artık. Yeter! Bıktım, çöp camı açın, 9 an sizden daha iyi. Oğlum, annem mavi ekran verdi lan. Ay, iyi misin? Çok özlemişim çocuklar. Bana öyle iyi geldi ki anlatamam. Allah Allah. Tamam, devam edeyim. Gülüncüm, 100. Ya öğretmenim, neden hiçbir yerden puanımı kırmadınız? Bu kadın kime 100 vereceğini hiç bilmiyor. Vallahi bilmiyor kanka. Bana verirse uçururum burada. Toygar, 100. Kaç? 100. Efendim? 100. Bir hönkürün geçsin, yapın. Boğazın gıcığını atarsın. Doğru. 100 aldın çocuğum. Teşekkür ederim. Nasıl yüz aldı hocam ya? Nasıl yüz aldı? Hocam, ben kağıdını görmek istiyorum. Kağıdı mıdır o? Senin kağıdın lan. Ben sana güvenmiyorum ki hocam. Belki evde cevap anahtarına baktı. Evet, evet hocam, ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Ya, ne yapacağız şimdi? Yeter. Çocuğun şeyini yapmayın, rızkını yemeyin. Ya bildiğiniz bu çocuk düpedüz güzelce not almış. Ne yapacağız şimdi? Tabii ki de test yapacağım. Korona testi mi? Ahmetciğim, size bir şans daha vereceğim. Sınav başlayacak. Hazırlıklarınızı yapın. Arkadaşlar, 05'ci olan var mı? 07 var. 05 soruyorum. İnceltiriz. Sen alıcı mısın? Onu de. Ben de var. Sende var mı? Ben. Ay, çocuklar durun, durun, durun. Birbirinizle eşya paylaşamazsınız. Nasıl ya hocam? Bütün sistem çöker o zaman. Biz bir silgiyi 15 kişi kullanıyoruz sınavda. Çocuklar, hayır. Bu süreçte birbirinize kırtasiye alışverişi yapmanız yasak. Hocam, kopyada mı yasak? Kızım, o zaten yasak. Sistem çökmüş, bitmiş. Sistem bitmiş ya. Babamların içinde de değişmiş. Ya şurada uyuyacağınız 2 tane kural var, onu da anlamıyorsunuz ya. Olacak şey mi? Kızım, şunu elden ele. Oh! Oh, hocam, ne yapıyorsunuz? Hani elden ele yasaktı? Şimdi korona bir ondan ona geçecek, ondan ona geçecek. Yok, lütfen. Yok çocuklar, tamam, aklım karıştı alışkanlıktan hep. Ne yapalım? Defterlerinizden sayfa koparın. Yok, ben ortayı geçtim, koparamam. Ben zaten 100 aldım. Benim sanayi yazmaktan sayfam kalmadı. Koparmayı istediğimiz sayfadan başlayabiliyor muyuz? O buranın sorusu mu? Mal. Hocam, bende şöyle bir defter var ama bunu kullanabilir miyim? Olur çocuğum, neyse neyse. Ama çizik bir kenarı, şimdi sınavım kötü olmasın. Çocuğum, defter. Ay, bir sıkıntı çıkmaz hocam, yani bir bakın isterseniz. Bir tane deftere karar verin. Ya ne bileyim abi, ne bileyim. Hocam, sosyal mesafe, nereye gidiyorsunuz? Ama sen gidince ben... Bana dokundu! Yapma hocam! Yüzüme nasıl dokunursun? Sık! Gerçekten, ben mahvettim, her şeyi mahvettim. Şu anda Tufaygar. Anne. Ben eğitimciyim, saksı değilim ben. Saksı değilsin anne, tamam. Sakin. Saksı değilim. Değilsin. Kadını biz bu hale getirdik. Eserinizle övünün arkadaşlar. Oğlum, aslında var ya, ben sınavı komple iptal de ettiririm de karabiber lazım. Al mervandir. Cebinde karabiber mi taşıyorsun? He, tavuk da var. Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor musun? Karabibersiz de yenmiyor bu. Sen nasıl bir manyaksın oğlum ya? Allah Allah, git bir daha. Ne yapacağım? Seherli karabiber. Lan hındar etme, tavuğa dökeceğim ben onu lan. Allah Allah, bu bir şey yapma.
sonra öğretmen lisesini bitirince Fen Edebiyat Fakültesini kazandın. Onu da bitirdim. Bak senin sınıfın, sen öğretmensin. Baştan başlamış lan. Sözlü yapacağım. Lan kadın kendini safsı sanıyordu. Niye hatırlatıyorsun? Ya ne annem evde suluyum mu bir de? Evet. Mantıklı. Başlıyorum. Evet Zeynep. Evet hocam. Of. Çok yaşa Toygar. Evet Zeynep. 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 Ama hocam biz bahçeye gidelim mi? Sınıf hiç steril değil çünkü. Alper bahçe falan yok. Bu tıksırıyor. Sizin yüzünüzden tıksırıyor. Çocuğun masasına karabiber döktünüz. Aa siz onu nasıl çaktınız ya? Vuram vuram kokusu geldi burnuma. Her gün yemek yapıyorum ben. Yaprak sarması var. Allah Allah. Anayım ben, ana. Anne sen de bir karar ver hocam. Doğru. Ya aman. Çocuklar bakın. Tamam çok zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun şakası olmaz. Siz böyle dikkatsizce davranarak daha da zorlaştırıyorsunuz. Kurallara uymayıp geri mi takılmak istiyorsunuz evlere? Yok hocam ben istemiyorum öyle bir şey ya. Vallahi yıldık evde mevde hocam. Daha iyi giderim hani. İşte işte benim sınıfım. Benim sınıfım. O zaman bu süreci el ele birlikte atlatacağız. Hocam el ele tutuşamıyoruz ki. Zor. Omuz omuza üstesinden geleceğiz. O kadar yaklaşamayız. Aman canım sosyal mesafeyle falan halledeceğiz işte. Hallederiz. Hallederiz be. Evet. Ben bir daha eve girmem oğlum. Vallahi evde kalmam ben ya. Halleder miyiz sınıf ya? Hallederiz. Hadi be. Yaşasın okul. Bana iyi. Bakın bana ne diyeceğimizi demiyor mu zaman? Oğlum. Zil diyenleri duyalım. Cansu Beste Ozan yazdı. Çalın. Buyurun. Zil diyorsunuz değil mi? Aferin Cansu. Burada olmayan dışarıdan bize skeç yazan Beste ve Ozan'a da buradan bir alkış gönderiyoruz. Aferin Cansu. Güzel. Bütün tipler çok sempatik, eğlenceli ve inandırıcı. Kopyalı maske iyi fikirmiş. Bak ya okula gittiler de kopya çekiyorlar. Çok güzel hareketler devam etsin aferin çocuklar.